Dur az su versin. Sevgili izleyicilerimiz, herkese iyi akşamlar. Futbol severler, futbol programında bu akşam sizlerle beraberiz. Bugün dünyanın değerli hocalarından, değerli antrenörlerinden futbol kulüp başkanı Sayın Metin Hocam yanımızda. İyi akşamlar diliyoruz kendisine ve hoş geldiniz diyoruz programımıza. Bizi kırmadı. Hoş Buyurun hocam, sizi bir kısaca bir tanıyalım önce. Gerçi biz tanıyoruz ama yani programı izleyenler benden. Tanıyanlar için. Evet. Şöyle, kendim beden eğitimi öğretmeniyim. Yaklaşık 21 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Onun haricinde küçüklüğümüzden bu zamana kadar futbolda iç içeyiz. Ve son 6 yıldır da 2014 yılından bu yana da bir futbol kulübü başkanlığını yürütüyorum. Geçtiğimiz son dönemde de İngiliz Spor Son Kongresi'nde yeni yönetimde görev aldım. Bu şekilde Ünye'de spor camiası içerisinde hem eğitim hem de kulüp çalışmaları beraber devam ediyoruz. Evet, yarın da hocam yani Ünye 1957 Spor Yönetim Kurulu üyesisiniz siz de. Yani içimizde bir heyecan var. Evet. Yarın gerçekten büyük gün mü diyelim, önemli gün mü diyelim başlangıç açısından? Şöyle, bu sezon biliyorsunuz bir türlü başlamadı. Sezon başından bu yana Futbol Federasyonu devamlı lige ertelendi. Halbuki normal bir sezon olsaydı Haziran ayı itibariyle şu anda lig zaten sona ermiş olacaktı. Ama biz 10 Kasım itibariyle antrenmanlara başladığımız günden bu yana değillerinde ise yarınki oynayacağımız ilk maçı bekliyorduk. Hani burada ilk maçın yarın Ordu Spor'la olması tabii ki önemli. Direkt rakibimiz gibi gözüküyor kağıt üzerinde. Ama onun haricinde şunu söylemek istiyorum ki gerçekten futbolcularımızla biz 10 Kasım'dan bu yana çalışmalarımızda tamamen hani lig oynamak için sabırsızlıkla bekliyorduk. O açıdan yarın önemli bir gün. Burada baktığımız zaman Mart 2020'den itibaren pandemi olayından bu yana duran liglerde yaklaşık 1,5 yıla yakın bir süredir. Evet. Resmi müsabaka oynamamış futbolcularımız var. Evet. Tabii kadromuz içerisinde profesyonelden dönen oynamış oyuncularımız da var ama genel anlamda baktığımız zaman Bal Ligi'nde sonuçta maç bir buçukta yakındır futbol oynamamış bir futbolcu grubundan bahsediyoruz. İşin açıkçası bu hani bizim geçmişteki futbol tarihimizde hiç görülmemiş. Bazen deriz ya önder görülmüş olaylar. Bu önder de hiç görülmemiş bir olay. Çünkü böyle bir durumla hiçbir zaman karşılaşmamıştı. Bu kadar çok uzun süre ara verilmemişti. O açıdan herkes için yeni bir tecrübe. Futbolcular için de, antrenörler için de, kulüp yöneticileri içerisinde. Evet, yönetim de heyecanlı zaten. Yönetim bayağı bir genç bir yönetim diyorlar. Aslında evet. Hepsi de sonuçta iş adamı olmuş. Tabii ki şöyle genç arkadaşlarımız. Açıkçası yönetim kurulunda en yaşlı üye benim. Ama dediğiniz gibi hepsi kendisi iş alanlarında, iş dünyalarında başarılı olmuş insanlar. Evet. Başarılı olur bu gençlerimiz. Bu yaşta bu başarı yakalamışlarsa mutlaka bir sebebi var. Hiçbir başarı kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Ben inanıyorum ki o iş dünyasındaki başarılarını Ünlü Spor'da da en güzel şekilde göstereceklerdir. Daha yolun çok başındayız. Ben istiyorum ki bu yönetimdeki arkadaşlarımız gelecekte de Ünlü Spor yönetiminde hep beraber görev almaya devam edelim. Ünlü'yi, Ünlü Spor'u. Hak ettiği yerlere getirelim. Yani hak ettiği yerleri diyoruz. Şehir hak ettiği yerler hep bizim gözümüzde nedir? Ünlü Spor'u biz hep ikincilikte, üçüncülükte gördük yıllarca. Evet. Şehre kasa profesyoneliklerdeydik. Ama açıkçası benim gönlümde Ünye Spor'un yeri en kötü birincilik diyorum ben. Çünkü bizim birincilikte oynayacak şehir olarak da kapasitemiz var. Futbol kültürümüz de var. Ha neden bugün bu konumdayız? Bunlar tabii ki tartışmaya açık konular ama bugün baktığımız zaman Türkiye'de çok köklü kulüpler, Sakaryaspor, Kocaelispor gibi kulüpler. Bugün Kocaelispor Bal Ligi'nden nerelere geldi tekrar. Evet. Yani o kulüpleri de gördüğümüz zaman hani biz neden böyle olduk? Tabii ki sebepleri var ama dediğim gibi çok kötü kulüplerle bunları yaşıyorlar Türk futbolunda. Hani bizim de yaşamış olmamız tekrar yukarılara çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Tabii ki ilk hedefimiz eski günlere dönmek. Ama bunun için de
aceleci davranıp bir baskı da oluşturmak istemiyoruz işin açıkçası. Tesisleşmeyle beraber. Takım çok farklı bir... planlarımız, düşüncelerimiz, hayallerimiz var. İnşallah. Bununla ilgili tek beklentim benim şahsen Ünye'deki futbol severlerden bir baskı oluşturmadan bu yönetime güvenip zaman tanıyıp sadece takımı hak ettiği yerlere getirmekle kalmayıp tesisleşme anlamında, Ünyespor'a kurumsal bir kimlik kazandırma anlamında, gelecekte A takımında Ünye çocuklarının oynayacağı bir kadro oluşturması anlamında zaman tanınması gerektiği kanaatindeyim. Evet. İnşallah da öyle olacaktır diye düşünüyorum. Dün onun da emarelerini ben biraz sonra belki görüntülerde de görürüz. Evet, taraftarımız dün var. Akşam tesisimize girip bizi ziyaret ettiler. Futbolcularımıza moral verdiler. Oradaki konuşmalardan da bunu zaten ben hissettim. Yani şöyle bir şey var hocam. Şehir heyecanlı. Yani taraftar tabii. Heyecanlı. Çok. Yönetim heyecanlı. Evet. Yani bizler de heyecanlıyız. Zaten takımımız inşallah yarınki maçını kazanarak güzel bir başlangıç yapıp umudumuz o tabii ki. Yani inşallah insanları meydanlara dökelim diyorum ben. Zaten meydanda da olacak insanlarımız. Çünkü Ünye'de yarınki maçımızı Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda izlenecek. Evet. Belediyemiz öyle bir açıklama yaptı bugün, sağ olsunlar. Hava da güzel görünüyor. Herkes bayrağını alsın eline, formasını giysin. Yeşil beyaz renklerimiz. Başkanımızın dediği gibi naftalin kokulu bayrakları çıkarsınlar sandıklardan ve evet. Bayraklarla meydanda olsunlar. Gerçekten geçtiğimiz günlerde ben de evde karıştırırken benim de bir formam var. Eski o eski bayrağı buldum. Bayrağı buldum. Gerçekten hüzünlendim yani. Evet. Ve dün biz dün evvelsi gün Ünye'de sokaklarda bayrak astık. Bayrakları asarken pazar günüydü. Sokağa çıkma yasağı vardı ama esnaflardan çık olanlar dükkanlarına bizimle beraber eski bayraklarını çıkarıp astılar. Ben o günleri hatırladım. 80'li yılların sonu, 90'lı yıllar. Yine sokakların süslendiği bütün sokaklar, direkler falan hep evet, çok güzel süsleniyordu yani bayraklar. Dün onu hissettim bayrak astırırken pazar günü. Dün akşam da taraftarımız ziyaretinde. Gerçekten çok duygulandım. Çok güzel görüntüler oldu. Yani dediğim gibi dün akşam bir fişek yakıldı. Bir ateş yakıldı. Bu ateş mutlaka şampiyonluk ateşi olarak, adlandırılmasın. Ünyespor'un gelecekte iyi yerlere, hak ettiği yerlere ve her türlü anlamda, geleceği anlamında bir işaret fişeği olarak olsun dileklerimi. Hocam ben şeyi de izledim, sizin bayrakları taşırken Mehmet Ali Başkan evet. Olsun, yönetim kurulundaki arkadaşlar olsunlar. Evet. Bayağı bir yani böyle gözleri ışıl ışıl yani. Çok, yani o yani. Bayrağı bile asarken insanların içlerinde bir heyecan var. Ya tabii ki şöyle, şunu söylemek istiyorum buradan. Bizim Ünyespor'umuzda, ben kendim Ünyespor altyapısında futbol oynadığım o, evet. O kulübün formasını da giydim. Şöyle, çok başkanlar geldi geçti, çok yönetim kurulu üyeleri geldi geçti. Hepsi Ünyespor'a bir şekilde emek verdiler. Onların emekleri olmasaydı bugün biz yarınki maça çıkamayacaktık. Aynen. Sen de aynı şekilde tabii. Daha önce görev aldın. Tabii, her bir sıramız. Ben ilk göreve geldiğimde de söylemiştim. Bu Ünyespor'da görev alma olayı bir bayrak yarışıdır. Aynen. Ben kendim dediğim gibi futbol kulübünü kurdum ama bugün bu görev bize adeta tevdi edildi. Sayın Kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan. Biz de görevden kaçmak olmaz bizi. Kulüp çalışmalarımız, Ünye Futbol Kulübü olarak altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Ama Ünye Spor'da da hem altta yetiştiğimiz çocukları Ünye Spor'da oynatmak anlamında hem de Ünye Spor'umuzu daha yerlere taşımak anlamında elimize gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Bayrak asılırken de hani dediğim gibi çok başkanlar geldi geçti. Hepsine saygı duyuyorum. Ama Mehmet Ali Durak kardeşimiz başkan çok gerçekten çok heyecanlı, taraftar gibi çok gerçekten taraftar istekli, gibi çok istekli. Bugün takımımızı tesisten alıp orduya yola çıkarırken arabadan bayrağı çıkarıp tezahürat yaptık. Başkan o konuda kutluyoruz. Yani o heyecanını inşallah Ünye'de boşa çıkmaz diyoruz. İnsanlarımız yani. Emek. Boşa çıkarmazlar, destek olurlar. Tabii. Desteğe ihtiyaç var, moral ihtiyaç var. Gerçekten hani Ünyespor çok büyük bir camia. Bugün Ünyespor'a transfer olan futbolcuları konuşuyoruz. Çoğu Türkiye'de piyasada tabii. Hep böyle iyi takımlarla oynamışlar. Ve birkaç tanesi ilk defa işte Ege bölgesinden bu tarafa gelmiş. Diyor ki ben Ünyespor'un ismini biliyorum. Ve bunun için geldim. Burada oynamak için geldim. Ben bu sizden aldığım ücreti çok daha yakın evimde, yakın bir yerde de alabilirdim. Ama Ünyespor'da oynamak istiyorum. Burası marka diyorlar. İşte biz markayı taraftarımızla buluşturamadık. Çünkü markayı marka yapan Ünyespor taraftarı, binlerce taraftar. Evet. O güzel stadyumumuzdaki dolu tribünler. Şimdi bunu hiç yaşayamadık.
Bu evet. anlamda da bir eksiklik vardı. Sağ olsun taraftarlarımıza da iletişime geçtikten sonra. Dün akşam çok güzel bir organizasyon yaptılar. Evet, onu da az sonra o görüntüleri de vereceğiz. Rejimizden hazırsa taraftarın tesislere gidişi, onu da bir görelim. Buradan sesli olarak verelim onu da. Bu değil. Taraftar. Cemizdere tesislerinde taraftarımızın dün akşam takımımızın bu görüntüler. Gerçekten harika görüntüler. Başkana baksana, bir amigo gibi. Hani pandemiden dolayı da çok fazla takımla taraftarını yaklaştırmak istemedik şimdi. Evet. Onlar da bu antikalda anlayış gösterdiler, sağ olsunlar. Evet. Yeniden alalım onu görüntüyü. Ve çok güzel görüntüler oldu gerçekten. Meşaleler yandı, tezahüratlar yapıldı. Taraftarımızla takımımız, evet, işte oyuncularımız bütünleşti. Ve bir yandan da oyuncularımız taraftarımızın gücünü orada dün akşam gerçekten hissettiler. Gerçekten eğer bugün bandı günde biz dolu tribünün önünde oynayıp çok daha farklı olur. Tabii. İnşallah önümüzdeki sene 300'lük de diyelim. 15 bine oynardık yani, rahat bir şekilde 15 bine oynardık. Evet. İşte şu coşkuyu görüyor musunuz? Biz bize yeteriz diyoruz. Yani bunlar neden dedik biliyor musunuz, biz bize yeteriz? Çünkü gerçekten Ünye'nin, Ünye'liden başka dostu yok. Aynen. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani biz bu işi başaracaksak Ünye'de olarak hep beraber başaracağız. Kimseden de bir desteğe ihtiyacımız dışarıdan yok, Allah'a şükürler olsun. Evet. Bugüne kadar Ünye Spor nasıl gelmişse bundan sonra da yine aynı şekilde kendi imkanlarıyla, yani, kendi taraftarının desteğiyle. Tabii. Yani bu şehir ve şehirden çıkmış iş adamları, kardeşlerimiz her zaman destek olmalılar bu takımlara. Yani bugün siz varsınız, yarın başkası gelir. Tabii. Biz geldik. Bayrak yarışı dediğimiz binlerce yani. Gelecek kişiler var. Alttan gelen tabii. insanlar da yetişiyor. Ama bu sene bu yönetimi ben gerçekten çok takdir ediyorum. Güzel şeyler yapıyorlar. Yani pandemi kurallarına uyuyoruz ama inşallah pandemi, bu malum hastalık bittikten sonra daha güzel şeylerin olacağını ben hissediyorum ya. Tabii ki tek hayalimiz, en büyük beklentimiz o zaten. Dört gözle bu koronavirüs belasından kurtulmayı umut ediyoruz hep beraber. Dediğim gibi yani bu lig demeyeceğim. Yani oynayacağımız gruptaki 6 maç, ardından oynanacak 3 tane playoff maçı bir turnuva niteliğinde. Evet. Hani bu turnuvayı en iyi şekilde oynayıp hata yapma şansımız çok daha az. Çünkü normal bir lig oynadığınız zaman telafisi olacak maçlar oluyor. Ama burada hataya yer yok. 6 maç, 18 puan. Hani şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki biz her maçımızı kazanmak istiyoruz ama bu grupta, bilmiyorum biraz sonra grubu konuşacak mıyız ama evet. yani bu grupta 18 puan yapacak takım da biraz zor gibi görünüyor işin açıkçası. Burada çok dikkatli olup her puanın çok değerli olduğunun farkında tabii. olup o şekilde müsabakalara çıkmak gerekiyor. Bununla ilgili zaten hocamız gerekli çalışmaları yaptı diyebiliriz. Yani inşallah yarınki başlangıç bizler için iyi olur. İşte görüyorum hocam arkada bayraklar ve taraftarlarımız. Evet. Şuraya bakar mısınız? Harika bir görüntü ya. Bu. Evet, bayrakları aldık. Orada. Yani çok güzel görüntüler. Yani ben bir an eski nostaljiyi yaşar gibi oldum ya. Biz de çok bayrak astık burada. Yani bakın, şu başkana bakalım. Takım kaptanı. Şu fotoğraf aslında çok şey anlatıyor gerçekten. Evet. Yani, tekrar fotoğrafı. Bir... O heyecan, o coşku. Futbolcularımız da yani başkanımız evet, da söylüyor. Yani şurada şu takım kaptanımız da başkanımız da yani yaşı belki aynıdır, tam bilmiyorum ama belki varsa bir iki yaş vardı. Şöyle bu takım ve başkanı, yönetim kurulu üyesi, taraftar hepsi inanmış. Kesinlikle. Hepsi inanmış. İnşallah güzel bir sonuçla yarın oradan döneceğimize ben inanıyorum. Ben şu kadarını söyleyeyim. Yani dün akşama kadar başkaydı olay. Dün akşamdan sonra başka bir yere evrildi diyebilirim. Yani ama taraftarların geldikten sonraki olay. Yani bakış açısı. O zaman buradan. Ama bu süreci de iyi yönetmek lazım. Yani burada da bir baskı oluşturmamak lazım oyuncular üzerinde. Tabii bizden buradan da taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yani çok teşekkür ediyorum. Evet. Hepsine ayağına sağlık. Evet. Yani. Kendileri organize oldular. 15 Temmuz meydanına toplandılar. Geldiler. Güzel şeyler. Meşaleler. Tarafsarsız takım olmaz. Tezahüratlarını yaptılar. Oyuncularımıza moral verdiler. Yani taraftarlarımızdan liderlerinin bir tane bir konuşması oldu. O da çok hoşuma gitti. Dedi ki biz size güveniyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız. Bu işin sonunda şampiyonluk da olsa olmasa da size inancımız tam. Başarıda da başarısızlıkta da biz
Sizinle beraberiz. Tabii öyle olacak. Yani bu sene öyle çok yani yani biz inşallah başaracağımıza inanıyoruz da. Mutlaka inanıyoruz. Yani kendimize güvenimiz var akıllı. Başarısızlık gibi bir şey de düşünmüyor yani siz ve yönetim kurulunuz. Mutlaka ama sonuçta bir oyun. Tabii. Aslında yani baktığınız zaman. Yani işte direklerin arasında yani, girecek diyoruz. Yani. Çocuklar nasıl sokakta seksek oynuyor. Bu bir oyunsa evet. Futbol da bir oyun işte. Aynen. Ama biz tabii ki yani sadece bizde de dünyada birçok ülkede de futbol artık insanlar için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Gibi evet. Yaşam biçimi olmuş. Aynen. Ben hep söylüyorum yani bugün dünyada Brezilya'da futbol farklı bir olguysa Türkiye'de de Karadeniz bölgesinde çok farklı. Aynen öyle. Trabzon'a baktığınız zaman Trabzon'da evde insanlar, yaşlı insanlar bile tabii, futbol konuşurlar. Orası değişik bir benim eşim hemşire hastanede görev için bir aylığına Trabzon'a gitmişti hastaneye. İşte ameliyathane hemşiresi. Ameliyatta normalde işte bir şeyler konuşurken Trabzon'daki doktorlar diyor maçı konuşuyorlar diyor. Yani her türlü yani aslında burada da konuşuluyor. Ünye'de de konuşuluyor. Mutlaka ama hani şimdi, kültür, ona dedim ya Karadeniz bölgesinde bu kültürü var. İşte bu kültürü evet. Biz kullanmamız lazım. Şimdi takımımız ligden uzak kaldığı için yani şurada insanların bir 15 günden 15 güne takımlarını seyretme imkanları vardı. Evet. Yani pandemi nedeniyle bu da olmadı ama inşallah bundan sonraki süreçler sağlıklı geçer. Aşılar olur, bir olur. İşte tribünlere taraftarlarımız da çıkar diyoruz yani. İnşallah. Taraftarlar büyük bir herhalde. Güç arkada. Çok büyük güç. Büyük çok. Güç yani. Erzincan maçını hatırlıyorsun burada. Tabii. Son, yani taraftarla aldık o maçı. Aynen. Yani. Baskıyla. Taraftar baskısıyla. Yani ben şey çok istiyorum yani bizim stadımızın tribününde eski garaj şimdi belediye dükkanının olduğu taraftaki. Evet. Karar kasında yapılmasını. Yani belki izleyicilerden şunu diyenler olabilecektir. Yani zaten başta oynanmıyor veya işte bir stadı her zaman dolduramıyoruz ama bir futbol insanı olarak şunu ben çok iyi biliyorum ki yani dört tarafı kapalı bir futbol stadında, futbol stadyumunda. Arena gibi. Atletizm pistinin olmadığı, tribünlerin evet. Sahaya çok yakın olduğu bir aynen. Stadda futbol oynamak, izlemek oyuncular için, rakip oyuncular için de zordur. Onların tabii. Oluşta baskı anlamında. İnşallah o tarafta hallolur. Evet. Ki zaten ben orası dedim ki yani takımımız olursa profesyonelliğe çıktığında inşallah benim hayalim birincilik. Birincilik'e çıktığımızda inşallah yeni bir stat. Hocam senin de hayalin, hedefin bayağı büyükmüş. Büyük, büyük yani. İnşallah, çünkü, inşallah o da gerçekleşir. Şimdi bunu ilk defa burada söylüyorum, bu akşam söylüyorum. Çünkü ilk yönetime geldiğimden bu yana birçok programa katıldım. Bunu çok dillendirmemiştim, içimde vardı. Ama Mehmet Ali Başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla sohbetimizde hep bunu ben dinlendiriyorum, konuşuyorum. Yani bu potansiyelimizin olduğunu. Onlar da bunun farkındalar. Tabii ki basamakları birer birer çıkacağız. Belki çok zaman gerekecek ama olsun hocam futbolda yani. Futbolda biliyorsun hiç kimsenin zamanı yok. Herkes çok çabuk her şey olsun istiyor. Ben de tam tersi yavaş futbolda yavaş. Zamana inanan bir insan olarak diyorum ki acelemiz yok. Hedef yüksek tutalım. Ama sonunda ulaşalım. Geçti olsun. Hocam takımdaki havayı siz en yakından hissedenlerden birisiniz. Evet. Yani futbolcular ne diyor yani size? Şöyle yani sezon başında biz Ekim ayında transferler yapılmaya başlandı. 10 Kasım'da ilk topa vuruldu. Antrenmana başlandı. Tabii 10 Kasım'da biz toplandığımızda tahmin edilen süreç işte Aralık ayı itibariyle Aralık sonu Ocak gibi lig başlayacak gibi. Hatta Futbol Federasyonu Aralık ayı sonuna kadar katılımları bildirilsin, ücretler yatırılsın denmişti. O anlamda futbolcularımızın lige hazırlık yani belli olmasa oynanacak diye düşünürken moral motivasyonumuz o yöndeydi. Ancak süreç uzadıkça işte Ocak ayında lig başlamayıp Şubat-Mart dendi. Şubat-Mart olmadı, Nisan 17 tarih verildi. 17 Nisan tarih verildikten sonra bir ciddiyet geldi gerçekten. Evet. Ve çalışmalarımızı da ona göre yönlendirdik. Takımımız Antalya'da kampa da gitti ve kamp dönüşü bir hafta kala lig bu sefer tekrar Mayıs sonuna ertelendi dendi. Zorlu ki ertelenirken de Mayıs sonuna pandemi şartları uygun olursa diye bir ibare var. Belki o da olabileceği belli değil. Ve bugüne geldik 9 Haziran yarın lig başlanacak. Yani bütün bunları birleştirdiğimiz zaman yani futbolcuların bakış açısı nedir diye sorduğumuz zaman öncelikle futbolcular yani olaya adapte olma noktasında sıkıntı yaşadılar. Evet. Biz de onlara hem antrenörlerimiz hem yöneticilerimiz devamlı istişareler içerisinde, birebir konuşmalarımızla, morallerini yüksek tutarak, antrenmanlar arasında izinler vererek onları olayın içerisinde tutmaya çalıştık. Yani programımızın başında söylediğim gibi yani ilk defa yaşanan bir süreç, herkes için yeni bir tecrübe. Ama dediğim gibi
futbolcularımız olaya hem Ünye Spor formasını giydikleri için farklı bakıyorlar, daha ciddi bakıyorlar. Hem de bir hedefimiz olduğu için ve grubumuzda da iyi takımlar olduğu için çok daha şu anda moral motivasyonları ve ciddiyetleri çok üst düzeyde. Yani ilk günden bu yana hemen hemen her antrenmanda beraberdik. Bir olumsuzluk yaşanmadı. Allah'a şükürler olsun, Covid ile ilgili çok büyük bir problem yaşamadık. Sadece 1-2 oyuncu da transfer ettiğimiz oyuncularla geldiğinde yapıldığı testte pozitif çıkmıştı. Karantinaya alındı. Hiç tesisimizde o problemi yaşamadık. Tesise dışarıdan da çok kimseyi almadık. Bu anlamda teknik heyetimiz de çok titizlik gösterdi. Hani genel anlamda sıkıntı yaşamadık. Yani bu süreç, olumsuz sürecin yansımaları haricinde hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık diyebilirim. İnşallah. Şimdi başkanımızı da biz bağlayalım aslında. Bir de başkanımıza bir ulaşalım. Ordu'da, evet, başkan şu anda Ordu'ya geçiyor olacaktı. Yolda olması Ordu'da lazım. Hava nasıl? Evet, bugün takımımızı saat 2'de sabah antrenmanımızı yaptık. Saat 11'de. Hafif bir antrenman yaptık. İsterseniz o görüntüyü de bir alalım. Evet. Videomuzu takımın... Takımın otele girişi. Takımın otele girişinde bir görüntü. Yemeğimizi yedik. Saat 2'de yola çıktık. Ordu Emniyeti'ne buradan teşekkür etmek istiyorum. Ordu'nun girişinde bizi karşıladılar. Otelimize kadar bizi eşlik ettiler. Escort yaptılar. Evet. Bir problem yaşamadan otelimize de yerleştik. İşte otelimiz. Takımımızın da otele giriş görüntüleri, evet, burada. Ve şu anda takımımız dinlenme esnasında. Ben de Ordu'daydım bugün. Akşam program için buraya geri dönüş yaptım. Yani oyuncularımız bu akşam dinlenecekler. Yarın inşallah saat 5'te en iyi şekilde, hazırlanmış şekilde 19.50 sırasında olacaklar. Evet, diyoruz. Takımımızın Ordu'ya varışı, futbolcularımızın yüzünde gülücükler, güzel bir duygu. Yani bizim takım inanmış gibi gitmiş hocam biraz. Ya, tabii kesinlikle. Oyuncularımızın hepsi olaya tam konsantre, onu söylemek istiyorum. Ve durumu farkındalar. İşin ciddiyetini farkındalar. Ünye Ordu derbisi olduğunu farkındalar. İnşallah güzel güzel geri geliriz. Başkanım. İnşallah mutlu şekilde geri aynı şekilde görünüşümüzü yapacağız. Bir de hocam Çınar Suyu da faaliyete geçti. Çim saha. Evet. Suni değil mi orası? Suni Çim, evet. Uzun zamanda beklediğimiz bir. Yani çok güzel olmuş herhalde sizde. Evet. Sanırım bir idman yapma. Dün açılışını yaptık orada. Yani biliyorsunuz burası daha önceki yıllarda 2000'li yılların başında okul sporları ve amatör futbol kulüplerinin resmi müsabaka yaptığı bir sahaydı. Evet. Amatör kulüplerin futbol oynadı. Ancak Cevizdere tesislerinde yapılan sahadan sonra burası çok kullanılmıyordu ve daha sonra da zaten halısı eskimişti. Direkleri çürümüştü. Atıl vaziyetteydi. Hatta orada biliyorsunuz Akçay'da bir çöplük vardı. Evet. Çöplükteki oradaki başıboş hayvanlar orayı mesken tutmuşlardı. Mezbelelik bir haldeydi yani. Neden peki burası yapıldı? Şimdi bununla ilgili de kamuoyunda bazı yorumlar okuyorum. Ben açıkçası üzülüyorum da. İşte Cevizdere'de tesis varken ne gerek vardı? İşte insanların işe ihtiyacı varken işte 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım neden buraya yapıldı gibi. Ben bu konuda insanları aydınlatmak istiyorum. Şöyle. Evet, iyi olur hocam. Başkanımız bağlanana kadar. Tabii. Şimdi bakın burada bugün Ünye'de 6 tane amatör futbol kulübü var. Ve 6 amatör futbol kulübünün olduğu Ünye ilçesinde 1 tane sentetik saha var. Biz tek o sahada, Cevizdere'deki o tek sahada, evet, bütün resmi müsabakalar oynanıyor. Birinci amatör, ikinci amatör, U19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, bütün kulüpler. Ve bu kulüpler, maça çıkan kulüpler antrenmanı da yapıyorlar. Evet. Ve bu saha yetmiyor. Yetmez. Nasıl yetmiyor? Şöyle yetmiyor. Cumartesi, pazar günü resmi maçlar oynandığı için bizim antrenman yapacağımız zaten cumartesi, pazar var sadece. Aynen. Çocuklarımız... Bakın yani burayı iyi anlatmak istiyorum. Çünkü insanlar anlamak istemiyorlar gibi geliyor bazen bana. İşte kızıyorum da kendi kendime. Şöyle, çocuklarım hafta içi okulda. Evet. Çocuk zaten 3.30'da okuldan çıkıyor. Telefon bağlanıyor galiba. Alo. Alo, dinliyorum ben. Başkanım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız başkanım?
İyi şükür olsun. Siz nasılsınız? Alo. Alo. İyiyim şükür olsun. Siz nasılsınız? Nasıl program? Takip edemiyorum. Yoldayım. Nasıl ne konuştunuz? Nasıl programın nasıl devam ediyor? Siz konuşun. Siz anlatın. Başkanım sesinizi alamadım ama. Bir saniye. Murat abi. Efendim. Duyamıyor musun beni? Evet duyuyorum şu anda. Tamam. Şu an duyuyorsak devam edebiliriz. Ben konuşuyorum abi de duyamıyor musun beni? Duyuyorum başkanım. Evet, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür ederim başkanım. Sizi dinliyoruz. Takımın havası nasıl? Takımın havası, ben şu an yeni geçebiliyorum. Yoldayım ama giderken iyiydi çocukların morali, keyifleri. Otelden de haber alıyorum. Çocuklar keyifliler, motiveler. Zaten aylardan beri bu akşamı bekliyorlar. Hepsi bu çalışmanın, bu kadar uzun süre çalışmanın artık bir meyvesini almak istiyorlar. Evet. Herkes heyecanlı ve maçı zamanın gelmesini bekliyorlar. Başkanım, sizleri görüyorum da şimdi bir amigo gibi çok heyecanlısınız ya. Vallahi çok sizi tebrik ediyorum. Bu kadar Ünyesporlu bir başkan gelmiş. Bizler de destek olacağız yani. Murat abi, sen heyecanlı değil misin? Yani hani ben şimdi özellikle spor camiasındaki insanların orada Metin abi var mesela. Metin abi heyecanlı değil mi bir Ünyesporlu olarak? Metin hocam da öyle tabii ki. Yani hani burada şimdi şöyle bir şey var. Hepimizin özlediği bir Ünyespor var. Bu heyecanın herkese geçmesi için elimizden geleni yaptık. Şehirde bunu da görebiliyoruz. Yani şehrin çok uzun zaman sonra ilk defa bir lige bu kadar motive başladığını görebiliyoruz. İhtiyacı vardı yani. Vardı. Güzel bir çatı burası. Burada şehrin bütünleştiğini görebiliyoruz. Bu bizim heyecanımızı daha da heyecanlandırıyor. ama hazırız. İyiyiz. Allah nasip ederse inşallah iyi olanın kazanacağı bir maç olacak. İnşallah başkanım. Hayırlısıyla yarın iyi bir başlangıç yaparız. Güzel olur her şey. Ve Ünyespor hak ettiği yere sizler sayesinde gelir diye düşünüyorum ben. İnşallah. Temennimiz o yönde Murat abi. Bütün hocam başkana bir sorunuz. Başkana selamı iletiyorum. Yarın inşallah orada hep beraberiz. Başkanım Metin Hoca'nın selamı var. Yarın orada Metin hep beraber inşallah diyor. Ve sizden son bir mesaj olarak buradan Ünyespor sevdalılarına, Ünyelilere bir mesajınız ne olabilir? Ya biz geçen akşam tesiste çok duygusal anlar yaşadık. Onların her zaman bizi desteklediğini, bu takımı zaten her zaman desteklediğini, bize de gönülden bağlı olduklarını biliyorduk. Ve bizi şehrin burada olduğunu oyunculara da gösterdikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah oyuncularım da sonuna kadar güveniyorum. Gerekeni yapacağız ve yarın akşam inşallah iyi bir sonuçla buraya geleceğiz. Beklesinler bizi. İnşallah taraftarların sürprizi de sizler için muhteşem olmuş başkanım. Biz buradan taraftarlarımıza teşekkür ettik gerçi de. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Siz zaten fiziken de oradaydım ve teşekkür etmiştim. Güzel bir sürpriz olmuş yani taraftarlar gerçekten. Takdire şayan evet, bir iş yapmışlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz hepsine. Maç çıkışı dönüşte de hepsini yine tesislerde cevizlere girişte nerede karşılayacaklarsa inşallah oralarda bekliyoruz. Hayır, başkanım bence meydanda karşılanırlar herhalde. Sonuç ne olursa olsun bu takımı desteklediklerine maç çıktıktan sonra galibiyetle gelirsek diyor. Tabii inşallah galibiyetle geleceğiz de meydanda bekleyeceğiz başkanım, yapacak bir şey yok. İnşallah bu tarz aktiviteleri sosyal medyamızdan takip ederlerse paylaşmayı düşünüyoruz. Tabii. Maç günlerinde hani takımın nerede olduğunu, nasıl olduğunu, ne yaptığını takip ederlerse görebilirler, takıma da ulaşabilirler orada. İnşallah başkanım. Sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Futbolcularımızın hepsinin gözlerinden öpüyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. Evet başkanım.
Başkan da heyecanlı yani Metin Hocam. Ben duyamadım ama. Ben ne kadar heyecanlıysam dedi. Metin Hocam da benden evet. daha fazla heyecanlı dedi. Başkanımız. Sağ olsun, teşekkür ederim. Vallahi güzel buydu. Güzel bir başlangıç olacak. Ünye güzel şeyleri hak ediyor. Ünye Spor taraftarı güzel şeyleri hak ediyor. Kesinlikle. Tabii. İnşallah şehir bu takıma küsmesin. Zaten şu anda yeniden bir diriliş gibi bir şey oldu bu. Evet. İnşallah daha güzel günler göreceğiz gibi geliyor. Ya her anlamda önemli. Hem insanların hafta sonu aktivitesi açısından. Tabii. Hem ünyemizin adının dışarı duyulması açısından. Ben yani bugün ulusal televizyonlarda, altyazıda eskiden görürdük işte Ünye Spor. Ünye ismi geçtiği spor zaman. Yani onu bile hoşumuza gelmedi. Ben tekrar o günlere dönsün istiyorum. Onun haricinde az önce bahsettiğim gibi yani biz amacımız altyapıdan oyuncu yetiştirmek diyoruz. Bugün çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza biz eğitim veriyoruz. Evet. Ben istiyorum ki çocuklarımızı hafta sonu stadyumda tribüne oturtalım. Çocuklarımıza profesyonel lig maçı izletelim. Şimdi biz bunun eksikliğini hissediyoruz. Yani çocuklara antrenman yaptırıyoruz. Kendi aralarına maç yapıyorlar. Yereliklerle oynuyorlar ama profesyonel dünya çok farklı. Tabii. Ha ben bununla ilgili bir çalışma yaptım. İşte pasolik kart çıkarttım. İşte Süper Lig maçları izletmek için yakın bölgede maçlara da götürdüm. Evet. Ama bu konularda ki, bayağı bir emek veriyorsunuz. Veriyoruz. Yani çünkü size de teşekkür ederiz. Yani bu yani burada, Ünye'de futbolda altyapıda bayağı başarılı işlere imza attınız. Yani o konulara evet. da geleceğiz zaten. Sizin aniden evet. bir kulübünüz var. Kulübünüzdeki evet. Öğrencileriniz mesela bir yaşam eğitimi veriyorsunuz öğrencilerinize. Biz tabii. gözlemliyoruz bunları. Ya futbol sadece futbol sahada oynanan bir oyun değil. Yani bu öncesi sonrası var. Ya bu anlamda Dünya Spor'un işte Süper Lig yani üstlüklerle olması çocukların da örnek olması açısından önemli. Yani bugün ben bir Ünye Spor'da oynayacağım demesi. Yani şimdi ben kendimden pay biçiyorum. Ben kendim altyapıda oynarken takımımız ikincilikteydi, üçüncülikteydi. Hani ben hiçbir zaman Ünye Spor'u amatör lige düşeceğini hiç aklımdan getirmiyordum yani. Biz de düşünmüyordum. Yani. Ama işte yani, bu çocuklarımız daha iyisini hak ediyor. Az önce dediğiniz gibi yani Ünyeliler en iyisini hak ediyorlar. Çocuklarımız en iyisini hak ediyor. Tabii. Çocuklarımızın da Ünye Spor'un maçını en iyi şekilde bizim izlemesi gerekiyor. Ünye'miz gerçekten Karadeniz'in en güzel ilçelerinden bir tanesi. Yani şimdi yani en güzel ilçesi diyelim daha. Bunu biz kendimiz söylüyoruz da hani bu kendimizi beğenmiş gibi algılanmasın. Yok. Şöyle ben bunu yani dışarıdan gelen herkese de sohbet ediyorum. Türkiye'ye gelen her yere gidiyoruz zaten. Evet. Hani işimiz icabı. Gittiğimiz her yerde Ünye'nin ismini duyan, aa evet Ünye'den mi geliyorsunuz? Biz oradan geçmiştik veya uğramıştık gelmiştik. Hep güzel şeyler söylüyorlar. Mesela ben Çamlık'ta kaç tane aileye denk geldim. İşte Karadeniz'de sahil boyunca geziye çıkmış aile. Evet. Diyorlar ki, şu ifadeyi kullanıyorlar. Biz Karadeniz'de bir yere uğrayıp başka bir yere geçiyoruz. Çok fazla yer görebilmek için aynı yere iki defa uğramıyoruz. Ama dönüşte özellikle Ünye'de bir defa daha durduk. Yani bunu ben kaç kişiden duydum. En son biliyorsun Erdoğan Arkan'ı TRT evet. Spor Spekini beraber getirmiştik. Çok hoşuna gitti. Çamlık'ta. Yani ben zaten dışarıdan gelen ilk misafirimizi hemen Çamlık'ta Fener'den aynı kadar bir geziyor yani. Herkes hayran oluyor. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'mizin her yeri güzel ama hani insanların nefes alabileceği, spor yapabileceği, yürüyüş, piknik alanları bile çok kısıtlı. Ama bizim hem coğrafya anlamda hem de insanlarımızın kültür anlamında bu şansı var. O yüzden hani bizim şehrimiz, Ünye'miz gerçekten çok güzel. Tabii bu güzelliğe katkı katan bir noktalardan bir tanesi de çevre yolunun arkadan geçmesi. Evet. Sahil yolunun bozulmaması. Ya ben çok üzülüyorum Karadeniz'in sahil boyunca Karadeniz sahil yolu yapılmış olması. Tamam ulaşım açısından gerekli ama Karadeniz oldu Kaya Deniz. Evet. Bugün maalesef. Ordu ve Ünye haricinde her yer deniz doldurularak yapıldı. Tabiri caizse Karadeniz şehirlerinin hepsinin Ünye Ordu haricinde. Otobanlar hep bir şeyden denizin üstünde. Denizle iletişimi kesildi. Aynen. Tabii ki maliyeti fazladır maliyeti. Ama keşke bizim Ünye'den başlayan bu çevre yolu Hopa sınırına kadar, Sarp sınırına kadar arkadan gitseydi. Ki ben şuna da inanıyorum. Gelecek zamanlarda bu sahil yolu da yetmeyecek. Yetmez. Bu arkadan yol yine bir şekilde yapılacak. Tabii. Ama olan zaten bugün sahil yani yolu. Mesela konumuz dışında ama bugün Fas'a geçtiğin zaman o trafik bayağı kilitliyor yani orayı. Çok. Yani bir an önce oraya da çevre yolu yapılması lazım yani. Fas'a çevre yolu zaten proje kapsamına alındı. Hatta onunla ilgili de işte tabii konumuz değil ama şuna bir yani. Verelim.
Yani istenilen şuydu, Ünye'deki çevre yoluyla hiç sahile inmeden direkt Fas'la birleşilen bir yol olsun ama tasarruf tedbirleri kapsamında Fas'ın girişinden bir yol yapıp otobana evet. birleştirmeyi düşünüyorlar ama dediğim gibi ilerleyen süreçlerde o Fas'taki çevre yolu, Ünye'deki çevre yolu da birleşir. Hatta Fas'tan Sarpsın'ın kapısına kadar da tekrar bir Arp bölgede bir yol yapılır diye İnşallah. Düşünüyorum. Bu arada hocam amatör spor kulüpleri seçimi olmuş. Evet. Ordu'da başkan Metin Kır seçilmiş. Evet. Metin Kır ve ekibine başarılar diliyoruz. Sizin de bu konuda tabii ki biz de amatör spor kulübü olarak bugün gittik. Oyumuzu kullandık. Çok güzel bir ortamda. Ordu'ya yakışan bir seçim oldu diyebilirim ve Metin Kır ve Zafer Öztürk vardı aday olarak. Kendilerine başarılar diledik. Oyumuzu kullandık. Seçim sonucunda Metin Kır ve ekibi kazandı. Tebrik ediyoruz. İnşallah başarılı için, işlere imza atarlar. Ordu futbolu için güzel işler yapılır. İnşallah biz de umut ediyoruz. İnşallah. Bir de sizin şimdi futbol okulunuz var hocam. Yani sizin evet. kulübünüz de var. Bir o konuda da biraz bilgi alalım sizden. Tabii ki şöyle. İşin açıkçası yani bundan 7-8 yıl önce biz hafta sonları çocuklarımıza spor yaptırma amaçlı futbol evet. çalışması yapmaya başladık. Yetiştirdiğimiz çocuklarımızı da Ünyespor'a yönlendiriyorduk ama Ünyespor'a dönemde amatör lige düşünce yetiştirdiğimiz çocuklarımızı oynatabileceğimiz bir yapı yoktu. Yoktu. Ve kulüp kurmak gerekti işin açıkçası ve Ünye Futbol Kulübümüzü kurduk. Kulübümüzü kurarken de dört büyük takımın renginden olmasın, Ünyespor'un rengi de olmasın, bağımsız bir renk. Bir mahalle takımı değil de Ünye hitap eden, Ünye geneline hitap eden bir kulüp olsun dedik ve Karadenizimizin mavi rengini ve isminin karasından alarak mavi siyah. Ki Karadeniz bölgesinde de mavi siyah takım yok. Evet. Kulübümüzü kurduk. Yine işin açıkçası gerçekten hani ben çok gözümde büyütüyordum. Acaba işte başarabilir miyiz, yapabilir miyiz derken çalışarak bugün çok farklı yerlere geldik. Böyle tahminimden de farklı yerlere geldik. Hem oyuncu yetiştirme anlamında hem kulübümüzün gelişmesi anlamında. Çünkü Türkiye'de bakıldığı zaman altyapı çalışmalarında insanlar altyapı çalışmalarını şöyle değerlendiriyorlar. İşte o takım şampiyonluk yaşamış mı? Ne kadar maç kazanmış? Ha, öyle bakılıyorsa şampiyonluklar da yaşadık. Maçlar da kazandık. Ben öyle bakmıyorum da. Bakanlar için söylüyorum. Esas altyapıda şampiyonluk oyuncu yetiştirmektir. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyum. Bugün Trabzonspor U15 takımında bizim bir evladımız var. Muhammed Ali Şamkertan. Evet. Bugün yine çok çok mutluyum. Ünyespor A kadrosunda bugünkü kadroda kendi yetiştirdiğimiz Özveres, Muhammed Talha Çat evladımıza lisans çıkarttık. İnşallah süre de alacak. O İnşallah. Alacak. Başarılar diliyoruz. Bütün gayemiz o. Yani burada olayın şöyle bir yönünde onu da belirtmek istiyorum. Şöyle ki bizim amacımız çocuklarımızı spor yaptırmak ilk etapta. Spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Bunun için de 5 yaşından itibaren alıyoruz çocuklarımızı. Çok küçük bir yaş. Ha 5 yaşındaki çocuğa ne yapılıyor derseniz onlara eğlenceli oyunlarla beraber sporu, futbolu sevdirmeye çalışıyoruz. Ve onların yaşları ilerledikçe temel teknik becerileri geliştikçe biliyorsunuz Türkiye'de 11 yaşından itibaren lisans çıkıyor. Evet. Lisanslama yaşına geldiğinde çocuklarımız onların içerisinden bize göre yeterli olanları biz kulübümüzde lisans çıkarıp kulübe aktarıyoruz. Yani olayın bir futbol okulu kısmı var lisans, bir de kulüp kısmı var lisanslı. Bugün 100'den fazla lisanssız bölümümüz oyuncumuz var. Bugün 150'den fazla lisanslı oyuncumuz var. Ordu ilinde en fazla lisanssız futbol kulübü olarak 3. sıradayız. Ünye'de de ilk sıradayız. İlk sıradayız. Ve çalışmalarımızda yani yola çıkarken şunu söyledik. Farklı işler yapalım. Dedim ya futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Öncesi sonrası var. Komple bir bakış açısı. Nedir? Eğitimle beraber. Ne yaptık eğitim dediğimiz zaman? Seminerler düzenledik. Eğitim seminerleri olsun, söyleşiler olsun. Evet. Bugün benim için en önemli konulardan bir tanesi ki ben bir eğitimci olarak, öğretmen olarak okulda da görüyorum. Yani sabah okula gittiğimiz zaman çocuklarımızın kahvaltı yapmadan okula geldiğini görüyorum. Evet. Teneffüste herkes gidiyor eline bir ayran, bir simit, poğaça alıyor. Bu şekilde kahvaltı Dengesiz yapıyor. Beslenme. Dengesiz beslenme çok büyük problemimiz bizim. Yetersiz ve dengesiz beslenme. Bununla ilgili ne yaptık? Diyetisyenimiz sağ olsun her seminerimize geldi. Okan Günaydın buradan ona da teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir diyetisyenimiz, okulumuza rehber öğretmenimiz Nazan hocamız ve hastanemizden çocuk doktorumuz Hüseyin Bey gelerek velilerimizle çocuklarımızı buluşturduk. Onlara
sağlıklı beslenme, spor ilişkisi konusunda bilgiler verdik. Çok faydalı oldu. Evet. Yani gerçekten velilerimiz çok teşekkür ettiler. Alttan eğitim alıyor çocuklar. Eğitim alıyor ama işte güçlü olması lazım çocuğun. Evet. Beslenme açısından. Ki çocukların çoğu da kahvaltı yapmak istemiyorlar gibi bir durum var. Onun haricinde biz, sen de çok iyi biliyorsun, beraberlik zaten Mustafa Reşit Akçay hocamızı, evet, hocamız getirdik. Yani. Ha, neden, evet, getirdik Mustafa hocayı? Çünkü Mustafa hocamız altyapıya çok önem veren, futbolun eğitim noktasında olan bir insan. Onu da geçmiş olsun diyoruz böyle. Tabii yani, bir Covid tabii atlattı. Hem geçmiş olsun diyelim, hem de şampiyonluğunu kutlayalım. Kocaeli Spor'la beraber, evet, yine bir hocam, büyük başarı elde etti. Orada ya. Birinci lige çıkardı takımı. Reşit hocamızı getirdik. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok faydalandık. Ben de faydalandım. Öğrencilerimiz de faydalandı. Evet. O da bir şey söyledi. Burada ben tekrar etmek istiyorum. Dedi ki, ben de çok çalıştım dedi. Çok çalışarak bir yerlere geldim. Şunu da unutmayın. Hiç kimse size yeteneğiniz var diye, topa güzel vuruyorsun diye, saçların güzel, göz rengin güzel diye alıp bir yerlere getirmez. Aynen. Sen çalışacaksın, kendini geliştireceksin. Tabii. Yani ben çok az uyudum, çok çalıştım. Bugün buradayım dedi. Hani şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Hep kendimden düşünerek ben bunları yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü televizyonda izlediğimiz futbolcular, sporcuların hepsi hani gökten hani zembille inmişlerler ya. Onlar yani sporcu olarak doğmuşlar, öyle gelmişler. Özel insanlar gibi geliyordu. Halbuki onlar da bizim gibi normal insanlar. Tabii bu. Hani bunu çocuklara anlatmaya çalışıyorum. Ne yaptık? TRT spikeri Oya'dan Arıkan'ı getirdik. Evet. Neden getiriyoruz böyle insanları? Çocuklar televizyonda gördüğü insanların onların da normal bir insan olduğunu, evet, ve buralara nasıl geldiğini, hangi yolları kat ederek geldiklerini görsünler ve kendileri rol model alsınlar, örnek alsınlar diye. Aynen. Getirdik. Çok güzel bir düşünce hocam. Yine bir yazar arkadaşımız Harun Çelik'i getirdik. Evet. Ve kitap okuma alışkanlığı konusunda bir seminer verdik. Ki kitap okuma olayımız çok çok önemli. Biz bugün kamplara gittiğimiz zaman çocuklarımızla liste yapıyoruz. Gerekli çantaların olması gerekenler. Ben birinci sıraya kitabı yazıyorum. Bu anlamda bir söyleşi de yaptık çocuklarımıza Harun Çelik'i getirerek. Son bir seminerden de bahsetmek istiyorum. O da Türkiye'de yapılmayan bir olaymış. Daha sonra gündeme düştü. En büyük problemlerimizden biri de hakem olayı. İşte çocuklarımızın, gençlerimizin maç esnasında hakeme çok itiraz etmeleri, evet, gibi bir durumlar oluyor. Yani çocuklar hakemin futbol oyunun bir parçası olduğunu, onun da insan olduğunun da hata yapabileceğini. Çünkü futbol hata olan oyundur. Evet. En az hata yapan kazanıyor. Hakem de hata yapabilir. Art niyeti olmadıktan sonra. Hani futbolcularımız, çocuklarımızla hakemlerimizi buluşturduk. Bugün Samet Çavuş hocamız var. Süper Lig'de yardımcı hakem kendisi. Onu getirdik. Volkan Şeker hocamız bugün birinci ligde, ikinci liglerde müsabakaları çıkıyor. Altan hocamız aynı şekilde. Onlara da tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve çok güzel bir seminer oldu onlarla beraber. Çocukların farkındalıkları gelişti diyebilirim. Evet. Hani böyle farklı çalışmalar yaparak futbol okulumuzda, kulübümüzde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani bir nevi okul. Okul gibi. Tamam. Yani akademi eğitimci, gibi diyelim. Evet, akademi. Burada eğitimci olduğunuz de, için bu işleri çok tabii, daha güzel eğitimci olduğumuz için o avantajımız için, var. Ama evet, şunu da söylemek istiyorum buradan. Yani biz bu noktada Türkiye'de biliyorsunuz Altınordu, İzmir Altınordu, evet, kulübü bir örnek kulüp. Şimdi Altınordu deyince insanlar Ordu Altınordu zannediyor. Üstüne basarak söylemek İzmir Altınordu. İzmir Altınordu. Keşke bizim orada da Ordu Altınordu olsa. Keşke. Yani İzmir'e gittik. İzmir'de iki gün kaldık. Hani biz şu var. Telefon açtık İzmir Altınordu Kulübü'ne. Sizi ziyaret etmek istiyoruz. Tesislerinizi görmek istiyoruz dedik. Bizi İzmir Havalimanı'ndan karşıladılar. Bize iki günlük program yapmışlar. Diyor ki bugün diyor şu maçları izleyeceksiniz. Ondan sonra şu tesislerimizi ziyaret edeceğiz. İşte başkanımızla sizi görüştüreceğiz. İstirahatiniz şurada. Yarınki programımız bu. Yarın akşam güle güle. Yani iki gün dolu dolu kendimiz örnek alacağımız tecrübeler edindik. Ve buradan Seyit Mehmet Özkan'la İzmir Altınordu Kulübü Başkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok iyi karşıladı ve bize şunu söyledi. Yani siz de dedi, Ordu'dan kalkıp İzmir'e kadar geliyorsanız siz de benim gibi futbol delisisiniz. Sizi çok sevdim. Bir de dedi, bende dedim yeni bir hatırası var dedi. O da şöyle. Bir arkadaşıyla beraber Karadeniz sahil boyunca geziye çıkmışlar. Demişler ki işte Ünye'de nerelere gezilir? İşte Çamlık, şurası burası. Bir de kaleye çıkalım demişler. İşte banattım olan yalnız bayağı bir olmuş bir 20 sene önce falan. Şimdi kalenin şimdiki durumu gibi de değil yani. Şimdi yolu falan gayet güzel. Daha eski. O zamanlar o kadar düzenli değildi yolu biliyorsunuz.
Yolu bulamamışlar. Arabayı fındık bahçesi kenarına bırakıp fındık bahçesinden beri kaleye doğru böyle çıkmışlar. Vurup çıkmışlar. Yürürken diyor bahçe içerisinde bir evin biz havli diyoruz ya havli. Havlisine denk gelmiş. Orada bir teyze demiş ki kimsiniz kardeşim demiş. Yani burada bahçede iki tane yabancı adam. Demiş ki ya biz böyle işte gezeye çıkmıştık. Yolu kaybettik falan. Ha misafirsiniz anladım. Oturun bakayım siz demiş teyzemiz. Vay be. Onlara orada bir yemek ikram etmiş. Pancar yemeği ve pancar yemeğinin yanında yoğurt mısır ekmeği vermiş. Ben hayatımda diyor öyle tatlı bir yemek yemedim. Ha bir de fasulye turşusu ondan söyleyeyim. Hiç unutmuyorum dedi. O yüzden Ünye'ne dedi ben de yeri farklıdır dedi. Ve bizi Seyit Başkan U12 turnuvasına davet etti. İzmir Altınordu Kulübü'nün düzenlemiş olduğu U12 turnuvası da çok prestijli bir turnuva. Acaba dedim ben yani o turnuvada biz çocuklarımız hani ezilir mi ne olur stres yaşarlar ama. Evet. Ve gittik çok da güzel müsabakalar oynadı çocuklarımız. Başkan da çok beğendi. Bize dedi ki ekibinizi dedi toparlayın. Siz dedi yurt dışında bir turnuvaya götürmek istiyorum. Ve çok mutlu olduk ama araya pandemi girdi. Evet inşallah. İnşallah pandemi bittikten sonra. Yani yaptığımız çalışmaların hepsi hem kendi eğitimci kimliğimizden aldığımız çalışmalar hem de bu çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Hocam bu gezelim, gözelim, göremeyelim. Yani, şey biliyorsun. Yani gittik, gezdik, gördük, tecrübelerimizi yani kattık, gezerek, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Gezerek, yani. Görerek bazı şeyleri daha güzel gözlemliyorsun hocam. Yani anlatılanlarla farklı kesinlikle oluyor bazı şeyler. Kesinlikle. Yani olayı yerinde yani incelediğin zaman, gittiğin zaman zaten siz zaten Türkiye'de benim bildiğim bütün turnuvalara kulüp olarak gidiyorsunuz. Gidiyoruz yani. Mutlaka Antalya'dan, hangi, Ankara'sından. Onu da bir söyleyeyim. Yani şöyle neden gidiyoruz diye sorarsanız şöyle. Bizim en büyük eksikliğimiz çocuklarımıza özgüven eksikliği. Hani beslenme dedik ya bir de o var. Özgüven. Bu nedir? Şimdi seyircilerimiz de iyi bilirler. Akşam işte oturuyoruz. Misafirimiz gelmiş. Bir konuk gelmiş ve çocuğumuz veya gittiğimiz evdeki misafir gittiğimiz evdeki ev sahibi çocuğu misafire gelip bir hoş geldin diyemiyor utandığında. Bu nedir? Kendine bir özgüven duygusu eksik olmasında. Bazı okulda rehber öğretmenlerimiz anketler düzenliyorlar isim yazmadan çocuklara. Çocuklarda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Diyorlar ki biz öğretmenimize soru sormaktan çekiniyoruz. Neden? Öğretmenler yani şiddet mi uyguluyor da çocuk korkuyor? Evet. Hayır, ondan değil. Çocuk kendine özgüven duygusu olmadığı için. İşte biz bu turnuvalara neden katılıyoruz? Orada tecrübe edinsinler. Bugün bizim çocuklarımız kendilerini ispatlasınlar. O heyecanlarını yensinler. Bizim çocuklarımız bugün Beşiktaş kulübüyle maç yaptı. Göztepe kulübüyle maç yaptı. Galatasaray'la Trabzonspor'la yaptık. Yani biz o turnuvalara gitme amacımız çocuklarımızın ufkunun genişlemesi. Ve şöyle bir şey de var. Yani bu sadece maç olarak da değerlendirmemek lazım. Veliler açısından da öyle. Yani çocukları bakın 10 yaşında 11 yaşında çocukları bize teslim ediyor aileler. Bize güveniyorlar. Ve buradan 1000 kilometre uzaklıkta Antalya'ya tabii, daha uzaklıktaki İzmir'e biz turnuvalara gidiyoruz. Evet. Yani bize güveniyorlar sağ olsunlar. Hayatlarındaki en büyük hazinelerini bize emanet ediyorlar. Aynen. Bugüne kadar Allah'ıma şükürler olsun. Bir problem, sıkıntı, kaza bela yaşamadık. İnşallah yaşamayız. Allah kimse de vermesin. Hocam. Ama biz de bu güveni boşa çıkarmamak için o turnuvalarla çocuklarımıza hem tecrübe kazandırıyoruz hem de çocuk turnuvaya gidip geri geldiğinde eve tek başına ailesinden ayrı olarak bir şey başarmış olmanın gururuyla, mutluluğuyla eve dönüyor. Evet. Bana veliler şunu söylüyorlar. Çok güzel hocam, bir özgüven. Çocuğumuz gidip geldikten sonra çok farklılaştı. Bunu söylüyorlar. Yani bunu kendi aileleri gözlemliyor. Veliler de şunu kendi açılarından şunu söylüyorlar kendi açılarından. Çocuğumuzla ayrı kalmıştık işte tek başına yapabilir mi yapamaz mı? Çünkü duşunu kendi alıyor. Temizliğini kendi yapıyor. Çantasını, yatağını kendi düzeltiyor. Bunlar önemli şeyler. Evet. Çünkü o yaşta çocuklar evde bunları herkes yapmıyor. Yani her anlamda sağ açı, sağ dışı ile beraber bu turnuvalara katılmak çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Katıldık. Pandemi girdi araya. İnşallah yine katılacağız. Ama gerçekten sizin yapmış olduğunuz çok doğru bir hareket. Çocuklar bu şekilde evet, dışarıyı da görerek. Yani dünyası gelişiyor. Siz şöyle bir şey vardı hocam. Buradan Trabzon eski yönetici Turan Kul abime ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Niye ediyorsun de? Biz bugün Akkuş'un belki evet biliyorum onu. Akkuş'un en ücra köylerinden biz bir 50-60 kişilik bir grubu Akyazı'ya maça götürdük. Evet ya. Yani çoğu çocuklar inanın ki ilk defa deniz görüyor. İlk defa köylerinden çıkan çocuklar var. Ya. Yani o ambiyansı, Akyazı'daki ambiyansı nefes ettiler. Gerçi o günkü maçta berabere kaldı ama olsun. Yok, yani sonuçta
O 50 tane pırıl pırıl dünyası gelince, değişiyor çocukların. Biz götürdük. Evet. Buradan tekrar Turankul abimize çok teşekkür ediyorum. O da sosyal bir abimizdir. Sağ olsun. Bu konulara gerçekten duyarlı ve ayrıyetten o çocuklara bütün 55 çocuğa Trabzonspor forması hediye ettiler. Evet. Güzel bir duyguydu. Çocukların içinde hayatlarında yaşamış olduğu en güzel anlardan biri belki hiç, olacak. Bakın hiç unutmayacakları olaylar, anılar bunlar. Çok güzel anılar biriktiriyor. Yani o ve onun anılarda da buna vesile olanlar sizler, bizler. Bu da bizim açımızdan önemli. Tabii. Yani biz ya ben bu işi o yüzden yapıyorum. Bakın yani bugün bazen babam bana diyor ki oğlum ne koşturup duruyorsun? Yap öğretmenliğini, otur aşağıya. Yani o hani ne oluyor yani, ya? Şimdi İnsanlar yapabiliriz tabii ki. Ben şimdi bu çalışmaları amaç için yaşar. Yani çalışmaları yapmasam bana kim ne der? Yani niye yapmıyorsun demez yani. Yok, ama kimse demez. Varsa bir tecrübemiz, bugün yaş itibariyle de ayakta durabiliyorsak, yarın gücümüz yetmeyecek belki. İmkanımız varken, gücümüz yettiği zaman ölçüde çocuklarımıza faydalı olmak istiyoruz. Ki mesela gelecek nesillerde de bir şeyler aktarmış oluyorsunuz yani. Çok önemli. Çok yani önemli. Evet. Bu belki biz dünyada gittiğimiz zaman o çocuklar hala daha sizi anacaklar. Tabii yani ben güzel şimdi, bir şey yani anılmak. Ya şimdi şöyle, ben 5 yaşında futbolu başladığımda babam beni elimden tutup götürdüğündeki ilk günümü hatırlıyorum. Oradaki hocalarımı hatırlıyorum. Yani bunlar unutulmuyor. Aynı şekilde o çocuklar da bizi unutmayacaklar. Aynen. Yani aynen. O çocukların aklında da kalacak o yani. Tabii ki. O açıdan ben altyapı olayını önemsiyorum. Birkaç yorum okuyalım. Şöyle hızlıca. Tabii. Yusuf Tamtürk, İnyespor'umuza başarılar diliyorum demiş. Amcaoğlu Metin hocama bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah demiş. Teşekkür ederim. Amcaoğlu Yusuf Tamtürk. Olcay Öztürk, hayırlı yayınlar diliyorum. Evet. Seyit Ahmet Tamtürk. Müdavimiz. Dün akşam da en ateşli taraftarlarından biri oydu. Öyle mi? Seyit Ahmet çok güzel bir taraftardır. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ali Özdemir, iyi yayınlar diliyorum. Yusuf Tamtürk tekrar hepimize canlıyı büyük Ünyespor'umuzun yeniden zirvede görmek istiyoruz demiş. İnşallah. Hakan Yıldız, yayını paylaşalım arkadaşlara demiş Ünye için. Orhan Uçar, bu akşam bize uyku yok. Ne güzel bir heyecan. Evet. O heyecanı verebilmişsek ne mutlu bize. Tabii yani gerçekten yönetimdeki arkadaşlar da güzel insanlar. Yani onların da gözleri pırıl pırıl. Yani hepsi bir şeyler yapmak için mücadele veriyor. Yani bu şey ama şehir için yapıyorlar yani. Tabii ki. Şehir için. Yani bu şehirde yaşıyorsak dediler. Şahsi de menfaat kesinlikle burada kimse yok. Yok. Herkesin ortak hedefi, amacı konuştuğumuz gibi. Yani buradaki ortak payda Ünyespor. Evet. Onu nasıl biraz daha yukarı çıkarırız? Nasıl bir katkı sağlarız? Onun değerlendiririz. Yani herkes şehrini tanıtma amacında yani burada. Evet. Yani ben mesela bundan 10 yıl olmuştur sanırım ya biz Ünyespor ligdeyken İstanbul'da falan deplasmanlara gittiğimizde taraftarların bize bakışı yani sanki memleket gelmiş insanlar bizi kokluyor yani böyle evet. Gurbette yaşayan insanlarımız ve çok. O bile bizim o için bir de güzel bir anıydı. İsmi de var hani dışarıda olduğu için. Tabii. Şimdi bakın şunu da hemen belirteyim buradan. Ben Ünye Futbol Kulübü ile beraber hani kamplara, maçlara, turnuvalara gittiğimiz yerde insanlar Ünye Futbol Kulübü gelmiş demiyor. Ünye Spor gelmiş demiyor. Aynen. Ve kaç kişi bana geldi? Siz Ünye Spor değil misiniz? Renginiz yeşil beyaz değil miydi diye soruyorlar. Yani evet, Ünye Spor bir markadır. Tabii. Yani bu markayı ayakta tutmak herkesin görevi. Zor zamanlar geçirdi Ünye Spor. Zor şartlar altında kaldı. İnşallah bundan sonraki her şey güzel olur. Bizler de taraftar olarak destekleyeceğiz. Yani şehir güzel olur ama olarak. Kolay olmayacak onu da söyleyeyim. Tabii. Yani bu her şey böyle toz pembe gibi görünüyor ama yani kolay da değil. Futbolun içerisinde olan insanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Evet. Kolay değil yani ama biz bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bilerek zaten yola çıktık. Yani biz ama inşallah sonunda eninde sonunda başaracağız. Zoru başaracağız hocam yani. Başaracağız. Başarmak zorundayız. Evet. İyi şu iş. Taraftar görüntülerini tekrar alma şansımız var mı? Rejiden rica etsek. Taraftar görüntüleri. Bir kez daha. Evet. Şuraya bakar mısınız? Evet.
Bu bir inanmışlık. Gerçekten futbolcularımız da çok şaşırdı. Hani biz anlatıyorduk ama bir de yaşamak, görmek, hissetmek. Beraber karşılıklı yeşil beyaz şampiyonluğu çektiler. Tezahüratta yeşil beyaz yaptılar. Yani bize yeteriz. Fotoğraflarıyla bu anı ölümsüzleştirdiler. Hatıralarını aldılar. Yani başkana bak. Başkanım ve kaptan burada. Evet. Meşaleyi yaktılar. Ya bu şampiyonluk meşalesi. İnşallah. Ama dediğim gibi şampiyonluk bu, meşalesi lig sonunda meydanda devam edecek. İnşallah bütün amacımız o. Ünyespor 2. lige çıktığında ben meydandaydım. Şampiyonluk kutlamasına gittim. Evet. Çocuğumu aldım, eşimi aldım. Evde yeşil beyaz bayrağımı aldım. Ve takımımızı meydanda bekledik. Konvoylarımızı yaptık. Ve takımımızı karşıladık. O günü unutmuyorum. O günden beri de ne yazık ki biz öyle bir gün daha yaşamadık. Yok. Çünkü binlerce insanların ondan yani sonra hep aşağı doğru gitti. İnşallah dediğim gibi yani bütün İnşallah. Hayalimiz, düşüncemiz İnşallah günleri, bu coşkulu günleri gerçekten meşaleyi dün akşam taraftarlar yakmış. Yaktı, evet. İnşallah. Şampiyonluk ateşi yandı. Şampiyonluk ateşi yandı ben de. Yani dediğim gibi ben hani hep imtina ediyorum yani. Şampiyonluk kelimesi kullanmaktan hep çekinirim. Hep söylerim yani bu sihirli bir kelimedir deriz. Sihirli de hocam ama bunun amaç, bir ağırlığı vardır amaç deriz. Amaç bu yani. Bu amaç bu. Yani hani baskı oluşturmaması için ben çok dillendirmek istemiyorum ama dediğim gibi yani dün akşamdan sonra iş gerçekten farklı bir tarafa evrildi diye düşünüyorum ben. Futbolcularımız olaya bakışı tamamen tabii ki inançlıydılar. Ama şöyle bir desteğe de, şöyle bir morale çok ihtiyaçları vardı. Şimdi çocuklar zaten mesela futbolcularımız, çocuklar diyorum yani bu şeyde... Bizim için çocuklar onlar. Tabii. Yani böyle bir şey görmedikleri için... Ünye'de yani, görmedikleri için. Ünye'de görmedikleri için. Taraftarı da görmedikleri için bilmiyorum. Acaba şimdi Ünye'ye geldik ama Ünye'de... Ya tabii ki işlerinde çok daha büyük, çok büyük stadyumlarda çok büyük taraftar grupların önünde oynanmış futbolcular var. Tabii. Onu demek istemiyorum ama bizim anlatmak istediğim şu. Yani Ünye'deki Ünyespor'un mark olmasındaki en büyük etken taraftar gücü diyoruz ya. Hani onu biz futbolcularımıza anlatamamıştık. Yaşatamamıştık daha doğrusu onu söyleyeyim. O şekilde ifade edeyim. Bunu dün akşam bir nebze yaşadık. Ve coşkuyu da onlar hissettiler. Ve ben bu sabah itibaren ben bu sabah kahvaltıya gittim takımla beraber. Antrenmanı yaptık. Öğle yemeğe girdik. Takımı otele yerleştirdim. Bugünkü izlediğim futbolculardaki görüntü çok farklı. Onu ben gördüm. İnanmış. Yani daha inanmış bir futbolcu daha inanmış, daha böyle dik duruyor. Daha bir kimlikli gibi. Yani farklı, daha farklı diyebilirim. İnşallah bunun da yansımasını yarın ve diğer maçlarda 9 tane maçımız var. 9 maçta görürüz. Yani 6 maç garanti. Birinci çıkarsak gruptan çeyrek final, yarı final, final. Ya zaten ligde de olsaydı biz yene gidecektik bu takımları. İnşallah bu şekilde daha güzel başarırız gibi geliyor. İnşallah bakalım. Yani ne bileyim ya ben içimde gerçekten takıma güvenim tam. Şehir bu takımı izleyecek. Keşke taraftarlı olsaydı. Yarın Ordu'ya bizden bir 15 bin taraftar giderdi herhalde. Yani. giderdi. İnşallah dediğim gibi Ordu'da yapılan yeni statta profesyonellik maç oynarız. Evet. İnşallah. Centilmence de bir maç olmasını istiyoruz tabii ki. Tabii ki. Bütün hemen öncelikle amacımız o. Burada iki tane Ünye Ordu takımı oynayacak. İki tane iyi takım var. Ama ben isterdim ki Ordu'nun bugün üçüncükte bir takımı varken ikinci bir Ordu takımıyla uğraşılmasın. Kurulması. Yani karşımıza çıkarılmasın. Evet. Dün nasıl Fas'ta Belediyespor destek verildiyse, çıkarıldıysa. Evet, verildi. Bu destek Ünyespor'a verilsin. Yani burada hani yeri gelmişken onu ben buradan ifade etmek üye istiyorum. Üye-evlet muamelesi görmeyelim. Bu hafta içerisinde sosyal medyada da gündeme geldi. Gündeme getiren çocuklarımıza bazı baskılar da yapıldığını ben biliyorum. Ama kimse kusura bakmasın. Biz baskıya gelmeyiz. Hiç kimseye de verecek hesabımız yok. Yok. Biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben çok açık ifade edeyim. Burada Ordu Büyükşehir Belediyesi kesinlikle bir takıma destek, maddi destek olmaması lazımdı. Eğer öyleyse Ordu Spor 1967 takımının adı Ordu Büyükşehir Belediyespor olsun. Aynen. Yani burada bizim üyelerin, insanların vermiş olduğu, bütün Ordu ilindeki ilçelerde olduğu gibi bizim vermiş olduğumuz paralarla siz bizim karşımıza rakip çıkarıyorsunuz. Yani hoş bir şey değil. Bu benim gerçekten kanıma dokunuyor. Hoş bir şey değil. Çünkü orada böyle oluyor diye biz pes mi ederiz? Hayır. Ben daha da hırslanıyorum. Daha da inanıyorum. Ama şunu da ifade ediyorum. Bakın yani burada bugün üçüncükte bir Ordu takımı var. Evet. Yazıktır, günahtır. Neden siz bugün
Hayır, bir 4 milyon 5 milyon bir masraf edip Büyükşehir Belediyesi olarak, tabii ki hepsinin parası Büyükşehir Belediyesi'ne vermemiştir. O da dış adamlarına yardımlamışlardır ama yazık değil mi? Burada o takıma destek verirse 3. ligde hazır takım var. Bugün Giresun Süper Lig'e çıkmış. Evet. Samsun Süper Lig'in kapısından dönmüş. Seneye çıkar inşallah. İnşallah. Trabzonspor, Rizespor Süper Lig'de. Evet. Abi bizim etrafımız Süper Lig'lerle donanmış. Sen bölgesel amatör ligden takım çıkarmaya çalışıyorsun. Hala da onunla uğraşıyorsun. Abi otursana sen, hesabını yapsana hemen. Seneye 2. lige çıkardın işte o takımı. Evet. Çıkın ondan sonra 2 sene sonra Süper Lig'desin. Yukarı yani o elinizde hazır olan takımı yukarıya çıkartın. Yani sonuçta burada, Ordu takımı mı mesela, şahsın takımı mı? Şimdi yani Ordu gibi bir ilde 2 tane iyi takıma masraf edip de niye birbirine çarpıştırılsın ki yani? Aynen. Yani o zaman o takım şahıs takımı mı hocam? Yani şahıs takım değil yani. Ordu'daki 3. ligde olan takım şahıs takımı. Hayır, şahıs takım Ordu'nun değil. Ordu'nun takım değil mi bu? Ordu takımının başkanı Şükrü Bodur. Yıllarca Ordu Spor'da başkanlık yapmış. Maddi manevi emekler vermiş. Evet. Bir Ordu futbol sevdalısı bir insan. Evet. Neden? İşte zamanında bir siyaset, bir belediye takımı diyorlar. İşte o yüzden istemiyor. İyi de kardeşim, bugün de destek, Ballıgın'da böyle destek verilen takımlar bir siyaset. Yani sonuçta yarın şu mu olacak? Bu siyaset hiçbir kimse yerinde kalmıyor. Yarın bu Büyükşehir Belediye Başkanı gidip de başkası geldiği zaman o kurmuştu bu takımı deyip de buna da mı sahip çıkılmayacak? Tabii canım. Şimdi yazık mesela şimdi yani? O zaman siyasetin girdiği yerde de yani bugünkü o adamlar yok burada. Yok. Yani sonuçta yok. Ordu'nun takımı. Yani yok. Niye Ordu o takıma soğuk bakıyor? Şimdi bakın, bugün Ordu'da ASKF seçimlerinde orada insanlarla sohbet ederken bu konu konuşuluyordu, biliyor musun? Neden Ordu'da iki takım var ayrı? Neden onlara destek verilmiyor? Hayır, çıktı diyelim mesela. O atıyorum mesela. Yani evet. Olacak bir şey değil de. Yani o Ordu Spor'da çıktı. Ne olacak şimdi biz? Yani İkiden Ünye'den, Ordu, Fassa'dan, bilmem ne, Gürgentepe'den, Çamaş'tan, bilmem ne, şuradan buradan toplanan paralar iki tane Ordu takımla mı gidecek? Yani. Yazık değil mi ya burada? Yani bana göre çok yanlış. Burada Ünye'den de bu konuda gerekli tepkilerin ben yükselmediğini düşünüyorum. Tabii herkesin kendine göre bazı düşünceleri vardır. İfade etmekte imtina ediyor olabilirler. Kendi düşünceleri, problem değil. Ya ama sonuçta profesyonellikte senin bir takımın var. Yani tabii ki. Orada kendi işte... Yani o takımı demek gibi hocam yani çıkart yani ikinci lige çıkart. Birinci lige çıkart. Tabii. Süper hazır lige takım, çıkart. Hazır takım var. Evet. Ya çok zor bir şey değil yani. Hazır bir takım yani belki... Şimdi diyorlar ki takım, Ordu Spor bir de borçsuzdur. Ordu Spor değil, gerçek Ordu Spor bu diyor. Kardeşim ya, yani yapmayın bu işleri. Yani biz yeni mahallenin takımın ismini değiştirip o Ordu Spor olduğunu biz de biliyoruz. Yani çok o işlere girmeye gerek yok. Bugün bizim Ünye 1950 Spor da Spor değil. Evet. Eski belediye spor. Değiştirdik. Yani bunu Süper Lig'de olan Malatya Spor da eski Malatya Spor değil. Değil. Antep de değil. Aynen. Ne fark yani ediyor bu ki? Oluyor. Olmaya değil ama hani hazırda takım varken onu beğenmeyi paşa takımın peşinde masraf yapılması bana çok yanlış geliyor. Onların problemi neyse biz kendi işimize bakacağız. İnşallah biz maçları kazanarak lige çıkacağız hocam. İnşallah tabii ki. Ben hep istiyorum ki sahada oynansın, sahada kazanılsın. Tabii. Yani burada centilmence bir maç izlemek istiyoruz biz. Evet. Yani buradan taraftarlarımıza da sosyal medyalardan hiçbir yerden kimselere sataşmamasını, bizi takımımıza destek vermelerini istiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Yani bunlar, şimdi inşallah yarın sonuçta, maç... Yarın tek bakın yani sonuçtan ziyade en büyük isteğim yarınki maçın ve rövanş maçının burada centilmence geçmesi ve bir problem yaşanmadan Ordu iline yakışır şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Evet. Hocam Süper Lig'i de soracağım ama sana. Çınar Suyu'nu bir yarım kaldı galiba bunu. Evet, Çınar Suyu çünkü çok önemli. Benim yani Ünye'deki gençlerimiz, çocuklarımız için. Reci, Çınar Suyu tekrar bir alalım şimdi şöyle. Şöyle, sözüm yarım kalmıştı. Şunu evet, anlatıyordum. Neden Çınar Suyu yapıldı? Cevizlere yetmiyor muydu? Cevizlere yetmiyor. Yani 6 tane yetmez kulüp hocam var. Antrenmanlar ve resmi maçlar olduğu için çocuklarımız hafta içi okula gidiyorlar. 3.30'da evlerine giriyorlar. Hatta bazı okullar 3.30'dan sonra kurs da yapıyor çocuklar. 5'e kadar okuldalar. Ve biliyor musunuz çocuklarımız cumartesi pazar evet. günleri saat 1'e kadar okulda, hafta sonu DYK kursuna gidiyorlar. Evet. Ya biz bu çocukları alamıyoruz. Bakın çocuklarımıza antrenman verecek saatimiz yok. Bugün Süper Lig'deki takımların, iyi altyapıların takımları haftada 6 antrenman yapıyorlar. 6 antrenman. Ben çocuklarla haftada 2 antrenman, 3 antrenman yapamıyorum. Şimdi bu olayın bir yönü. Bir de şu yönü var. Cevizdere, Ünye şehir merkezinden 10 km uzakta. Çok uzak. Ve dolmuş yok. Ha, bir, evet. bir hat var ama yarım saatte mi kalkıyor, bir saatte yok. Mi kalkıyor? Yani düzenli dolmuş hattı ya, yok. O... Hani buraya sadece çocuklarımızı götürme şansımız servis tutmak.
Bakın biz kulübümüzü kurduğumuzdan beri en çok zorlandığımız olay neydi biliyor musunuz? Servis olayı. Bir servis bugün 100 liradan aşağı gitmiyor. Evet. 100 liraya giden yoksa da ben 100 lira diyorum. Biz bütün takımlarımızla, kendimize örnek vereyim, haftada 10 antrenman yapıyoruz. Yani bu ne demek? 10 defa cevizler yiyeceğiz haftada. Ayda nedir? 40 defa. Yani 100 liradan ne yapar? 4000 lira yapar. 4000 lira yapar. Sadece antrenman. Bunun Ordu deplasmanı, Fas'a deplasmanı, diğer içeri deplasmanları, bunları saymıyorum bile. Yuvarlak hesap 5000 lira. Sadece 5000 lira biz servisi ödüyoruz. Her ay ödedik ve artık şu noktaya geldik. Ya dedi ki biz her ay servis parası ödemekten artık gınağa geldik. Aynen. Sonra olan para toplamaktan. Açıkçası ben belediyeye önceki dönemde de bu dönemde de gittik. Dedik ya Cumhuriyet Meydanı'ndan bir servis ayarlansa da gidilse gelirse bütün kulüpler için, sadece bizim için değil. Ama bu yapılmadı. Ve biz velilerimizle beraber bir araya gelerek sağ olsunlar hep beraber para topladık. Sağdan sola yardım aldık. Ben kendim çoğunu karşıladım diyeyim. Bir araç aldık kulübümüze. Kulübe tahsis ettiniz. Ünye'de de bir ilktir. Bir amatör kulübünün aracı olması. Çok güzel. İşin içinde öyle çıktık diyelim. Yakıtımızı koyuyoruz. Yani bugün servis şoföre tutup da para verecek paramız olmadığı için şoförünü de ben yapıyorum. Biliyorum. Ben yapıyorum. Yani, bayağı bir emeğiniz var hocam. Çok emeğimiz var. Yani bazen düşünüyorum gerçekten. Ben kendi ailemden, kendi çoluğumdan, çocuğumdan zamanını çalarak bu işleri yapıyorum. Acaba bir noktada yanlış mı yapıyorum diye düşünüyorum ama. Senin bu artık yaşam felsefen olmuş. Yani ya bu oldu. Yaşam felsefemiz oldu. Çok ödün veriyoruz. İnşallah da karşılığını alırız ama bu noktadan sonra bize destek gerekiyor. Oradan yetiştireceğini. Bakın ben bu konuda buradan Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlçe Spor Müdürümüz Aydın Kuyumcu'ya teşekkür etmek istiyorum. Neden? Ben hep bunları kendileri sohbet ediyordum. Sayın Kaymakamımız da futbolu çok seviyor. Sağ olsun bugün ben kaymakamla ne zaman gittiysem, görüşmek istediysem hiçbir zaman geri çevrilmedik. Bizi kabul ettiler sağ olsunlar. Ve kendileri bu durumları hep anlatıyordum. Ve o da bize destek oldu. Ve Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a durumu ilettik. Evet. Ve şu pandemi günlerinde, zor günlerde bu ödeneğe çıkarttırıldı. Yani Spor Bakanlığı'na da teşekkür ediyoruz. Orada Spor Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Belediyemize de teşekkür ediyorum. Ve Çınar Suyu bugün o çöplükten bu hale geldi. Çok güzel bir zeminde, harika bir zeminde. Şurtanımız çok güzel gerçekten, çok güzel buluştu. Olmuş, harika olmuş. Bir de şurada hemen burada eklemek istiyorum bununla bağlantılı olarak. Biz oraya gittiğimizde geçen yıl, 1,5 yıl önce amatör spor kulüplerine kulüp irtibat odaları yapıldığını gördük. Dedik ki Ünye'ye FAS'ta yapılacak mı? Yok dediler. Biz sadece orada yapıyoruz. Ve ben geldim dedim ki burada Ünye'de biz bunu nasıl yaparız? Kaymakam Bey'imiz sağ olsun. Bunu yine Yavuz Selim Bey'e ilettik. Ve onun da ödeneği çıktı. Bugün inşaatı şu anda Cevizli'de devam ediyor. Yaz aylarında inşaatı bitmiş olacak. Ve 6 tane amatör kulübümüzden bir irtibat yeri olmuş oldu. Ofis yani, gibi. İçinde soyunma odası var. Herkesin kendi amatör kulüpleri, kendi odası var. Herkesin antrenör açtı, kendi odası. Harika bir şey. Çok yani güzel. Antrenör odası var, soyunma odası var, duşu, lavabosu ve çamaşır makinesi. Çünkü olması gereken. Maçta giydiğimiz formaları yıkanması için. Böyle bir kendi yerimiz var. Bugün kulübümüzün 4 tane kupası var. Kupalar benim evimde yatak odasında duruyor. Yani kupamızı koyacağımız yerimiz yok evet, kulüp olarak. Yani bugün ben şu... Böyle bir ihtiyaçtı. Üzücü yani. Ünye Spor'un da kupalarının... Nerede olduğu belli değil yani. Hani bu iki olay bizim için çok önemli. Şimdi son bir olayımız var. Onlar Kaymakam Bey'imiz sağ olsun inşallah görev süresi bitmeden yapar diye umut ediyorum. Yani Ünye'de Çınar Suyu'nun şöyle, o da 10 kilometre uzaklık. Belki izleyicilerimiz diyecekler ki hocam Cevizler 10 kilometre de Çınar Suyu da 10 kilometre. Ama Çınar Suyu'na yeşil hat olmuşu düzenlediği için. Direkt olduğu için. Çocuklarımıza diyoruz ki çocuklar antrenman saat 5'te Çınar Suyu'nda. Bitti, herkes kendi dolmuşa binip geliyor. Evet, biz servis olayından kurtulmuş oluyoruz o noktada. Diğer kulüplerde. Evet. O açıdan Çınar Suyu çok önemliydi. Çok güzel olmuş. Hocam inanın harika ki... oldu. Şehir merkezinde çocukların kendi gidip de bileceği bir yer aranıyor. Saha yapılması için. Olması gereken bir yerde. Yani... Belediye başkanımızdan şöyle bir söz aldı. Bunun da müjdesini buradan vermek isterim. Atatürk Parkı'ndaki halı sahanın zeminin değiştirilmesi ve mümkün olursa oradaki halı sahanın yanından ve arkadan önüne biraz daha büyütülmesi genişletilmesi. Çok güzel olur yani. Hı-hı. Keşke Bayramca tarafında da bir öyle bir saha olsa. Bayramca tarafında, Fevzi Çakmak tarafında bir şey düşünülüyor. Bakalım olursa. Yani Fevzi Çakmak kulübümüz de var bugün yani. Tabii. Yani onlar için de güzel olur. Hocam böyle bir çalışmamız çok güzel var. Söyleşi oldu. Yayınımızın da reji beni uyarıyor. Vaktimiz kalmadı. Sokağa çıkma yasağı başlayacak. 15 dakika. Sokağa çıkma yasağı başlayacak. Buradan bizi izleyenlere
son bir sözünüzü alalım hocam. Ben de bizi izleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mesaj gönderenlere de. Evet. Ve çoğu okuyamadığımız mesajlar için de özür diliyoruz tabii. Evet. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel programlar tekrar buluşuruz diyorum. Hayırlı akşamlar. Evet. Biz de izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Mesaj atan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi izlediler, dinlediler, mesajlarını attılar. İnşallah yarın İnye Spor'umuzda galibiyetle başla diyerek iyi akşamlar diliyoruz. Şampiyonum, yeşil beyaz sevdamızsın bizim. Sahaların kralı Ünye Spor'um, efsanesin, her şeyimizsin bizim. Şampiyonum Ünye Spor sahada, taraftarız ellerimiz havada. Şampiyonum Ünye Spor sahada, taraftarız ellerimiz havada. Lay 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 lay. Yeşil beyaz sevdamızsın bizim. Sahaların kralı Ünye Spor'um, efsanesin, her şeyimizsin bizim. Şampiyonum Ünye Spor sahada, taraftarız ellerimiz havada. Şampiyonum Ünye Spor sahada, taraftarız ellerimiz havada. Lay 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 lay. Spor sahada, taraftarız ellerimiz havada. Şampiyonum Ünye Spor sahada, taraftarız ellerimiz havada. Lay 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 lay